Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Bugün sizlerle bir çocuk yeleği öreceğiz arkadaşlar. Tüm ayrıntıları paylaşmaya çalışacağım. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Nako pırlanta ip kullanıyorum. 3 numarada tığ kullanacağım. Bu şekilde de bir ayı aldım. Bununla da bu ayıcıkla da orta kısmını süsleyeceğim. Hemen sihirli halka yaparaktan örmeye başlıyorum. Bu model çok kolay arkadaşlar. Sadece ikili trabzanlar üzerine kurulu bir model. 3 adet zincir çektim sihirli halkama. Çok kolay olacak arkadaşlar. Herkes yapabilir. Hiç tedirgin olmayın. Kendinize güvenin ve başlayın. 3 zincirimin yanına ikili trabzanlar yapmaya başlıyorum. Bir tane yaptım. Bu şekilde birazcık sihirli halkamı küçültüyorum ki rahatça çalışabileyim. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu şekilde yan yana 3 tane olacak. Aralara da ikişer tane zincir çekiyorum. Bakın 2 zincirimi çektim. Devam ediyorum ikili trabzanlarımı yapmaya. Tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha ekleyeceğim hemen. Üçerli gruplar olacak bu şekilde. Bakın 3 tane yan yana gelmiş oldu. Tekrar araya 2 adet zincir çekeceğim ve tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bu da üçüncüsü arkadaşlar. Yine 2 adet zincir çekiyorum. Son grubu oluşturacağım. Yani sihirli halkamın üzerine toplamda 4 tane grup oluşturmuş oldum. Bakın. Bu da sonuncusu. İlk trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve üçüncüyü bu şekilde tamamlıyorum. Yeniden 2 tane zincir çekeceğim. Ve ilk başta örmüş olduğum hatırlarsanız 3 tane zincirim vardı. Onun tepe noktasına batacağım. Sihirli halkamın ipini bu şekilde çekerekten orta kısmı daralttım arkadaşlar. 2 adet zincirimi çektim. Ve 3. zincirimin tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. İlk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen 1, 2, 3 adet zincir çektim. Örgümü çeviriyorum arkadaşlar. Örgümün bir bu tarafında çalışacağım. Çevirip bir diğer tarafında çalışacağım. Bu şekilde hemen yan yana 3 tane eklemiş oldum. Araya yeniden 2 zincir çektim arkadaşlar. Ve tekrar bu noktada yanına 3 tane daha ekliyorum. Bu şekilde burada her bir köşemize bu işlemi uygulayacağız. İkinci sıramızda bu şekilde ilerleyeceğiz. Oluşturacağımız bu köşelerde ara noktalara gördüğünüz gibi ben ikişer tane zincir çektim. Fakat birkaç sıra ördükten sonra fark ettim ki aslında o 2 zincir bana yeterli gelmiyor. Biraz doldururken zorlanıyorum. O yüzden o zincir sayısını ben 3'e çıkardım. Belli bir sıra ördükten sonra siz dilerseniz bu noktalarda da 3'er tane zincir koyabilirsiniz. Bakın 2 zincir çektim. Aynı boşluğa yeniden trabzanlarımı ekliyorum. Fakat belli bir sıradan sonra dediğim gibi ben 2'şer yerine 3'er zincir çektim. Bu pat 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 sesi duydunuz arkadaşlar. Ara ara duyabilirsiniz bunu. Çünkü biz bahçeye ineklerimiz için bir şeyler ekiyoruz. Tohum atıyoruz yani. Şu an kuşlar da ona dadanmış durumda. Bu şekilde kuşları uçuruyoruz ki tohumlarımızı yemesin ve bitkilerimiz rahatlıkla büyüyebilsin. Örgümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın burada 2 zincir çektim dediğim gibi ama siz orada 3'er yapabilirsiniz şimdiden. Belli bir sıradan sonra ben de 3'er tane yaptım zaten. Hemen sizlere ikinci sıramı da nasıl tamamladığımı göstermek istiyorum. Bakın yine bir köşedeyim. Bakın bu köşeler arası da birer zincir var arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Bakın hemen normal kare bir motif. Ben bu kadar ayrıntılı vermemin nedeni arkadaşlar hiç bilmeyenler bile yapabilsin istiyorum. O yüzden
Birazcık örgü örmeyi biliyorsanız, motif çalışmayı biliyorsanız zaten bu kısmı çok rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Üçüncü, trabzanımda yaptığım aralarda şu kısımlarda birer zincir çekiyoruz. Bir tane zincirimi çektim, bakın. Üç tane zincirimin tam tepe noktasına battım. Kaydırarak birleştirdim. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamladık. Üç zincirle bir üst sıraya başlıyorum. Yeniden örgümü bu noktada çeviriyorum arkadaşlar. Köşeler haricinde bakın bu orta kısımlarda oluştu bu sıramızda. Buraya tekrardan bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu orta kısımları da üçlü. Bu şekilde yeniden gruplar oluşturuyoruz. Biraz kameramı netleyeyim bu şekilde ki daha düzgün bir çekim olsun. Bir tane zincirimi çektim. Tekrar köşedeyim. Köşelerde aynı işlemi zaten. Bir alt sıradaki işlemi yapıyoruz. Nasıldı? Bir kez daha göstereyim. Bakın 3 tane ikili trabzanı yaptım. Araya yeniden zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane daha ikili trabzan ekliyorum. Çok kolay bir motif arkadaşlar. Bu şekilde başlıyoruz ve bu motifi bu şekilde büyüterekten yeleğimizi ilerleteceğiz. Araya yeniden bir zincir, bakın ara boşluktayız. Buraya sadece bir grup oluşturacağım. Sonra tekrardan tek bir zincirle diğer köşeye geçiyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Peki örgümü çocuğumun yaşına uygun nasıl ayarlayacağım? Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, oğlumun bir tane tişörtü var. Tişörtünün orta kısmına koyuyorum. Tabii bu çok küçük ama ben anlaşılır olsun diye şimdiden bu noktada sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde tişörtün üzerine koyuyorum. Bunu büyüteceğim. Benim oğlum 6-7 yaşında. 6 yaşına yeni bastı arkadaşlar. Ona uygun yapıyoruz. Bu şekilde tişörte uygun kare bir motif elde edinceye kadar örmeye, örgümü büyütmeye devam edeceğim. Bakın bu şekilde ördüm. Kenarlarda birazcık boşluk bıraktım. Bu boşlukta ne için? Kenara daha lastik örgümüz de gelecek. Ama üst kısımda bakın şu noktada bir boşluğumuz var. Burayı da düz bir miktar birkaç sıra daha örerekten çoğaltacağım ve oradaki açıklığı da o şekilde kapatmış olacağım. Şurayı da hemen saydım arkadaşlar sizin için. Bu kısmı da kesmiyorum ki. Benimle birlikte saymak isteyen olabilir. Veya ekran resmi alıp da sayabilirsiniz. Toplamda 17 sıra örmüşüm. Yani 6-7 yaşa uygun. Benimkiyle birebir aynı örmek isterseniz. Aynı ip, aynı tığ kullanırsanız çünkü o da fark ettiriyor. 17 sıra örmeniz yeterli. Burada ben 3 sıra daha düz örgü, düz bir şekilde yukarı doğru çıkmaya devam edeceğim. Hemen sizlere bu kısmı da göstereyim arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum. Örgümün içerisinden geçiriyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Yanına 2 adet ikili trabzan. Ve başlangıcımı bu şekilde yaptım. Sıra sonuna kadar öreceğim. Yine bu şekilde oluşturduğum grupların arasına da birer tane zincir çekiyorum. Tekrar bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa battım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ördüm. Bakın sıra sonundayım. Dönüşümü nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum ki anlaşılır olsun. Bakın buraya da bir grup oluşturuyorum. Tekrardan bir zincir çekiyorum.
İlk başta nasıl yine 3 tane yapmıştık. Buraya da 3 tane ekliyorum. Köşe noktası normalde 6'şar yapıyorduk ama sadece 3 ekleyeceğim ve buradan geri döneceğiz arkadaşlar. Üçüncüyü ekledim. 1, 2, 3. Bir de aralarda normalde trabzanımız hatırlarsanız üçlüydü. Aralarda birer zincir oluyordu hatırlarsanız. 4 tane zincir çektim bu yüzden. Dönüşümü yaptım. Tekrar devam ediyorum bu şekilde. Bu ikinci sıram. Tam daire oluşturduktan sonra 3 sıra şeklinde de yeniden yukarı doğru ilerleyecektik. Bakın ilk sıramızı ördük. Bu da ikinci sıramız. Yeniden sıra sonuna kadar yapacağım. Tekrar dönüşümü sağlayacağım. Tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın sıra sonuna kadar ikinci sıramı ördüm. Son noktadayım. 1, 2, üçüncüyü yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu şekilde yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Hemen yanına ikili trabzanlarımı ekleyeceğim. O köşeye 3 tane yapmış olacağız arkadaşlar. Bakın dönüşümü yaptım. Hemen yanına 2 tane daha ekliyorum. Çok kolay arkadaşlar. Hiç bilmeyenler bile bu videoyu izlerse benimle rahatlıkla ilerleyip yapabilir. Bir tane zincir boşluktan devam. Bu üçüncü sıramız oluyor. Bu şekilde 3 sıra düz bir şekilde yukarı doğru örmüş oldum. Üçüncü sıramı da tamamladıktan sonra bakın o örmüş olduğum kısım ön yüzüydü. Bir tane daha bu şekilde küçük başladım. Aynı şekilde büyütüyorum. Bu da arka yüzü olacak. Aynı şekilde 17 sıra daire yaptıktan sonra 3 sıra da yukarı doğru çıktım. Her iki modelde de aynısını yaptım. Bakın 2 tane yapmış olduk bu şekilde. Omuz kısmını da nasıl çalıştığımı göstermek istiyorum. Hemen sizlere. Bu şekilde toplamda 11 sıra ördüm arkadaşlar. Hemen o kısmı da sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 sıra ördükten sonra önle arka yüzü bu şekilde birbirine birleştirdim. Hemen tekrardan yan tarafta da bir tane daha başlayacağım. Normalde nasıl yapıyorduk hatırlarsanız bir ilmek oluşturuyoruz. Ve bu ilmeği örgümüze sabitleyip trabzanlarımızı yapıyoruz. Peki hangi noktadan başlayacağız? Neresinden başlayacağız? Onu da göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5. ilmekten başlayacağım. Çünkü diğer tarafta da aynı şekilde 5 tane boşluğum var. Oradan başladım. Geri kalan kısım ise orta noktada kalacak. Diğer tarafta da aynı şekilde 5 tane başlamış oldum. Hemen yapalım arkadaşlar bu noktayı da başlamayı göstereyim sizlere. İlmeğimi yine oluşturdum. 5. boşluktan bu şekilde sabitledim. 3 adet zincir çektim. Hemen yanına ikili trabzan yapıyorum. Aynı işlem arkadaşlar zaten. Bir zincirle diğer boşluğa geçiyorum. Bakın bu şekilde de sıra sonuna kadar yine öreceğim. Sürekli dönüş yapacağım. Toplamda 11 sıra örüp omuz kısmını bitireceğim. Daha sonra birleştirme noktasında sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. Bilmeyenler için o kısım da önemli. 11 sıra ördüm ve geldim arkadaşlar. Bakın çeviriyorum. Birleştirmesi de çok basit. Üçüncü zincirimin tepe noktasına batıyorum.
Burada bu çıkarmış olduğum zincir sabitlemek içindi. Yani bozulmasın diye yapmıştım. Birleştirdim bu şekilde. Bir zincir çektim. Birleştirmek çok kolay arkadaşlar. İkisinden birer tane batıyorum. Sabitliyorum zincirle. Böyle yapmak zorunda da değilsiniz. Bir zincir çekersiniz, ipinizi kopartırsınız. Bir iğne iplik yordamıyla da dikerek yapabilirsiniz. El becerinize bağlı, elinizdeki malzemeye bağlı bu kısmı da halledebilirsiniz arkadaşlar. Hiç gözünüz korkmasın bu tarz örgülerden. Yapın gidin arkadaşlar. Yaparaktan kendinizi ilerleteceksiniz, geliştireceksiniz zaten. Ben yapamam demeyin yani. Sıra sonuna kadar omuzu da birleştirdikten sonra ipimi tekrar koparmıyorum. Aynı noktadan arkadaşlar lastik, boyun lastiğini çalışacağız. Bakın bu kısmı tamamlamış olduk. Hemen boyunu çalışmaya başlayalım. Bu lastiği nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Kaydıraraktan boşluğa geçtim. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sıra boyunca arkadaşlar ikili trabzan çalışacağız. O ikili trabzanların üzerine de lastiklerimizi yapmaya başlayacağız. Bakın her bir boşluğa ikili trabzanlarımı eklemeye başladım. Tığ işi lastikler çok fazla çeşitleri var. Ben bu şekilde bir lastik yapacağım. Bu lastik örneğini de ben çok beğeniyorum. Birçok yerde de kullanıyorum. Hemen bakın bu sırayı ördüm, geldim ki şu yan tarafı da nasıl çalıştığımı görün istiyorum. Burada duruşu çünkü farklı. Bakın şu boşluk noktasındayım. Boşluklara sadece iki tane ikili trabzan ekliyorum. Daha sonra şuradaki ikili trabzanın iki kanadına alacak şekilde ikili trabzan ekliyorum. Tekrar iki kanadını alıyorum bakın. Bu şekilde bir ikili trabzan daha ekledim. Tekrar boşluk noktasına geldiğimde yeniden boşluğa iki tane ikili trabzan ekliyorum. Yan tarafı da bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Tekrardan bakın bu noktadayım. Burada iki kanadını alaraktan tığımın üzerine yeniden ikili trabzanlarımı ekliyorum. Bu kısım da çok kolay. Tüm ayrıntıları veriyorum arkadaşlar size. Sizler de güzel güzel örgüler yapın, örün, işler çıkartın istiyorum. Bakın bir sıra boyunca yanları, etrafı güzelce dolaştık. Şimdi lastiğimizi yapmaya başlayabiliriz. Bu kısım da çok kolay. Her şeye çok kolay diyorsun Müslüme. Biz nasıl yapalım diyebilirsiniz ama ilk başta ben de bilmiyordum hiçbir şeyi. Öre öre, deneye deneye, yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi de her şeyi kusursuz biliyorum demiyorum. Ama yapmaktan keyif alıyorum. Yaptıklarımı da sizinle paylaşmaktan çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Sizler de bir desteğinizi benden esirgemeyin. Abone olun lütfen. Emeğimin karşılığı bir beğeninizi isterim. Bu şekilde lastiğe de başlayalım hemen. Nasıl? İkili trabzanımın hemen bu tarafından bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir de arka taraftan ikili trabzan. Bakın. Hemen göstereyim. Tığımın başına ipi aldım. İkili trabzanımı arkadan örüyorum. Bir önden bir arkadan. Bakın. Bu trabzanımın da önden alaraktan örüyorum. Normalde tepelerine batıyorduk biliyorsunuz. Öyle değil. Arka tarafından alıyorum. Hemen kameramı birazcık bu tarafa doğru çektim ki daha düzgün, net görülsün. Bu kısımda anlaşılır olmuştur diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Bakın. Aldım tepeden. Ördüm. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi biraz ilerledim. Peki ilk sıradan sonra ikinci sıramızda nasıl yapacağız derseniz, bütün sıralarda arkadaşlar önden ördüğünüzü, önden arkadan ördüğünüzü arkadan örecek şekilde ilerliyoruz. Bakın bu kısmı arkadan örmüşüm zaten belli. Yine
O kısmı arkadan ikili trabzanımı ekledim. Yeniden bakın bu önden şekilde yaptıklarımın tepesine batıyorum. Yine önden gelecek şekilde ikili trabzan örüyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın arkadan olanlar da bu şekilde gözüküyor. Boyun kısmı tamamladıktan sonra etrafını da aynı şekilde bu lastiği yapacağım. Tek sıra ilk önce ikili trabzan öreceğim. Onun üzerine de önden ve arkadan gelecek şekilde lastiklerimi yapacağım. Bütün çerçeveyi oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boynu bu şekilde tamamlıyoruz. Ben bu lastiği çok beğeniyorum. Bakın çok temiz, çok güzel bir görüntüsü var. Aynı şekilde kenarı da yaptım. Bakın bütün çerçeveyi dolaşıyorum. Bir sıra ikili trabzanlarımı ördüm. Üzerine de bir önden bir arkadan olacak şekilde lastik örneğimi koyuyorum. Bir de burada gösterelim nasıl yaptığımı. Bakın önden olan lastiğimi yine önden ikili trabzan ekliyorum. Çerçeveyi de yaptıktan sonra bakın bu kısımlara düğmelerimi ekleyeceğim. Bir de orta kısmı ayıcıyı ekleyeceğim. Zor kısmı bitti diyebilirim. Peki ayıcığım için cebi nasıl oluşturacağım? Toplamda 13 adet zincir çekeceğim. Bu zincirin büyüklüğünü siz arkadaşlar ayınızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir çektim, bir kontrol ettim. 13 adet zincir ayımın cep olaraktan oluşturabileceğine inandığım için bakın bu şekilde 13 zincir üzerine çalışıyorum. 13. zincirimi parmağımla sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. O 13. zincirime batıp tekrar bir ikili trabzan ekliyorum. Bu şekilde 13 zincirin üzerine de ikili trabzanlarla dolaşıyorum. İlk sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Ardından dönüşümüzü yapıyoruz. Bakın son sıramı da göstereyim. Son ikili trabzanımı yapıyorum. 3 adet zincir dönüşümü yapıyorum. Şimdi her bir trabzanımın tepesine yeniden ikili trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 4 sıra yapacağım. İkinci sıramdayım şu an. Bu da ayıcığımızın cebi olacak. Yani aslında yeleğimizin cebi. Ayıcığımızı içine oturtturacağız. 1, 2, 3, 4. 4 sıra ördüm arkadaşlar. 5. sıramı ise bir tık farklı yapacağım. Çünkü kollar girecek işin içine. 3 adet zincirimi çektim. Dönüşümü yaptım. Yanına 2 tane de ikili trabzan ekliyorum. 2, 3. 3 tane yan yana gelmiş oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ardından bir tane zincir çekiyorum. Bir tane boşluğumu atlıyorum hemen yanına. Bu şekilde buraya bir kutucuk oluşturmuş olduk. Sıranın son noktasına kadar aynı şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum. Tekrar bir diğer kolu içinde tekrar bir boşluk oluşturacağız. Bir zincir çektim. Bir boşluk atlayıp diğerine ikili trabzanımı ekliyorum. Hemen üçüncüyü de yaptıktan sonra tamamlamış oldum. Bir zincir sabitledim. Bakın bu şekilde şu kısımlara da kollar gelecek. Örmesi çok keyifli oldu arkadaşlar benim için bunu. İlerlemesi de çok kolay oldu. Bakın bu şekilde içinden geçiriyorum. Şimdi bunu güzelce dikeceğim. İğne ve ipliğim yardımıyla güzelce dikeceğim. İpim normalde çok kalın bir ip arkadaşlar. Biraz incelttim. Bir parçasını aldım yani. İnce olaraktan bu şekilde ayımı da cebini de sabitlemiş oldum. Aynı şekilde düğmelerimi de dikiyorum arkadaşlar. Artık bu saatten sonrası tamamen keyif işi. Keyifle ilerliyor. Bakın bu şekilde güzelce sabitledikten sonra tamamlamış oldum. Ben sonucu çok beğendim.
Umarım sizler de benim gibi yaparsınız. Çocuklarınıza giydirirsiniz ya da sevdiklerinize hediye edersiniz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.